Merhaba, ben Nightcall. Merhaba Brotherhood diye giriş yaparım her zaman. Hatırlarsanız. Bugün ne yapacağız? Hearthstone terimleri üzerine konuşacağız. Lafı uzatmadan ben Hearthstone terimlerine geçmek isterdim ancak lafı tabii ki de uzatacağım her zamanki gibi. Öncelikle nedir Hearthstone terimleri? Hearthstone terimleri şöyle. Twitch'i açarsınız böyle işte Hearthstone terimi diyorum. Hearthstone streami izlerken böyle bazı terimler gelir kulağınıza böyle. Kulağınızı okşar. İşte adam counter'ı da abi adam ağır tap tek dedi yuh falan böyle hani benden bile duyabilirsiniz bunu ya da atıyorum başka bir Türk streamer'dan da duyabilirsiniz. İşte atıyorum Amaz'dan, Kriparyan'dan, Reynat'tan da duyabilirsiniz. Tabi adamlar tabi abi tap tek dedi yuh demezler. Onlar da oh my fucking god look at the tap tek falan derler böyle neyse. İşin kısacası bugün o terimler üzerinden konuşacağız. Bu terimler nedir, ne demek? Tir ne anlamına geliyordur, nerede kullanıyorlardır, dır vesaire. Öncelikle şuradan şöyle bir başlayalım abi. Şu ekranın şu üzerinde gördüğünüz bakın şu elimi getiriyorum ya Arslan elini. Nedir abi bu little? Bu little nedir abi? Bu little şöyle ki karşıdaki rakibin ya da rakibinizin sizi öldürebilecek bir hareketi, bir finisher'ı yani finisher derken işte bitiricisi ya da bitirici bir kombosu komboya da geleceğim daha sonra herhangi bir şeyi elinde bir kozu vardır diyelim Little aslında koz gibi bir şey de olarak da düşünebilirsiniz ama tam olarak koz anlamını vermiyor Little şöyle ki karşıdaki rakibinizi kesebileceğiniz elinizde bir damage yeterliliği bitirici hamle vesaire var ise ve rakibinizi o tur kesebiliyorsanız o tur sizin little'ınız oluyor demektir. Ya da önünüzdeki tur little varsa yani bir tur sonra adamı kesebiliyor olabiliyorsanız o pozisyondaysanız o pozisyonda iseniz little'ınız oluyor demektir. Yani little'ın anlamı budur kısacası. Bundan sonra görünce şaşırmazsınız diye umuyorum. Top deck. Genellikle top deck olduğu zaman insanlarda yani çeken için seni gidi seni nerede kaldın şeklinde tarzında ifadeler, işte reaksiyonlar belirir. Ama karşısı için de atıyorum. Hani karşısı için de mesela adam benim karşıma tap tek dedi, benim hareketim şu olacaktır. Ya senin ben şansına be, yuh anasını satayım falan şeklinde hareketler gördüğün zaman şaşırmayın çünkü tap tek demek aslında karşınızdaki rakibin ya da sizin elinizde o an tam ihtiyacınız olduğu kart yani atıyorum rakibinizi kesmek için bir karta ihtiyacınız vardır. Yani mage'siniz atıyorum. Mage'ken adamın 6 health'i var ve sizin sahada hiçbir şeyiniz yok. Adamın sahasında da 5 tane minyonu var. Yani bir dahaki tur adam sizi kesecek. Garanti. Little olacak yani bir dahaki tur adam. Kullanalım buradan da. Ama sizin de little için fireball ihtiyacınız var. Fireball'u 15 kartın içinden çekerseniz tak diye otur ve kazanabiliyor konumuna sokarsa sizi tap teklemiş oluyorsunuz. Yani destenin üstünden çekmiş oluyorsunuz. O da tap teklemek oluyor. Bu da böyle bir anımızdır diyelim. Ve tap tekin anlamında bu olduğunu anlamış olalım. Value. Nedir bu value? Şu value nedir abi? Gösterdiğim. Value nedir abi? Value oyundaki bazı kartlardan alacağınız maksimum ya da minimum ya da herhangi bir kartın verimi, değeri herhangi bir hamlenin oluşumundaki fayda, zarar gibi etkileri tek çatı altında toplayabileceğimiz bir terimdir aslında value. Yani şu spell'i oynadığım zaman bütün sahayı temizliyorum. O zaman çok valuable bir hareket falan derler mesela. Bu da hani value'nun anlamı odur genelde. Hani value değer, verim, kazanç anlamlarını taşıyan bir Hearthstone terimidir. İşte Trump'tan da duyarsın zaten Welcome to the Value Town falan der böyle arada. Onun kendi şeyidir. O yani ben nasıl Brotherhood diyorsam benim follower'larıma ya da işte beni destekleyenlere o da Value Town'a hoş geldin diyor kendi follower'larına ya da sub'larına. O şekilde değerlendiriyor ama işte tabi yani Value'nun nereden çıktığını da ya da nasıl kullanıldığını buradan da anlamış olalım. Gelelim Malygun'a. Malygun nedir abi? Hemen gösteriyorum. Malygun nedir? Bir oyuna girdiniz. Hemen bir şuradan
Solo Adventures'dan bir bot oyununa girelim. Hemen abi, hemen gösteriyorum size Maligan nedir. Maligan oyuna başlarken ki oluşturacağınız karşıya göre oluşturacağınız stratejidir yani. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi oyuna girdik. Karşınızda ne var? Bu var. Şimdi ben bu şeyin zımbırtısının şeylerini hatırlamıyorum tabii şu an. Çünkü bayağı olduğun aksamasın bosslarını keseli ve kartlarını alalı. Ama şöyle düşünün. Karşımda benim mage var ve ben druidim, tamam mı? Mage şunu kolayca frostbolt'la temizleyebilir değil mi? Ya da fireball'la kesebilir gibi düşünün. Atıyorum. Hop, ben bunu geri yolladım. Üçüncü turnda bunu kesse biz zararı yok aslında. Ha neyse, hepsini yollayalım bir. Bakalım ne yani. Hani mage'e karşı başlangıç elimi ayarlamam gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz burada. Maligan'da budur yani. Başlangıç eli stratejisini karşınıza göre ayarlamanızdır. Karşıdaki klasa göre, karşıdaki adama göre yani ne oynayacağını da tahmin etmeniz bazen zor olabilir. Çünkü bazen Warlock gelir karşınıza. Ulan Warlock iki türlü oynanıyor. Bir Zu, iki Warlock. Onları bir Zu, iki Handlock. Warlock ne ya? Onları da zaten söyleyeceğim size bunlar nedir diye. Hani bu şekilde. Deyip olsaydı verdim tabi. Neyse. Mulligan da bu şekilde. Combo. Nedir bu combo? Komboyu zaten genel görürsünüz. Rock klasında görebilirsiniz ya da bazen rock klasına da ihtiyacın olur. İnanılmaz bir kombosu vardır bu hareketin denir. Nasıl oluyor? Şimdi ilk önce rock'takini gösteriyorum. Rock'da combo muhabbeti vardır bakın. Eviterate. Deal 2 damage diyor. Yani 2 damage vur. Combo. Deal 4 damage instead. Kombolarsan 4 damage vur onun yerine diyor. Ya da 2 damage vuracağına 4 damage vurur diyor kombolar isen. Kombolamak nasıl bir şey oluyor peki? Önden mesela atıyorum. Önden bir kart oynadığınız zaman ve sonrasında Eviterate oynadığınız zaman bu combo oluyor. Yani atıyorum. Elinizde 4 mananız var. Tamam mı? Dördüncü turdasınız ve 4 mananız var. Karşıdaki adamın minyonu 4'e 4. Ve bunu kesmeniz lazım değil mi bir şekilde? Zaten bir tur önceden silahınız vardı. Çekmişsiniz. Yapmışsınız yani bunu. Deadly Potion'u attınız. 3 damage'i... 3... weapon'ınızı 3'e çıkardınız. Ama bunu zaten 3 damage'e çıkarmak için yapmıyorsunuz. Eviscerate'i kombolayabilmek için yapıyorsunuz. Yani 4. 4 damage vurabilmek için yapıyorsunuz. Zaten combo... layabildiğinizi nereden gösterir oyun size? Kartın yanları sarı olur. Sarı olduğu zaman da kombolayabilmiş oluyorsunuz. Yani ya da bu ikinci turdasınız ve karşınızda yine 4'e 4 var. Önden backstep oynarsınız. Üzerine sap evi serayt atarsınız. Yine 4 damage vurmuş olursunuz. Gibi. Yani. Tabi 4'e 2 kalır. 4 damage'i boşa harcarsınız. Ondan başka şeyler de düşünebilirsiniz de hani atıyorum. Hani şeydeki combo budur. Mesela SI7 Agent'ta da combo vardır. Bu Rogue'un çok sevilen kartında. Önden mesela Eviscerate oynarsınız. 5 mananız vardır. 5. turdasınız. Ya sonra SI7'i kombolayabilmek için bunu oynarsınız gibi. Kombolamak budur. Kombolamak kısacası tekrar söylüyorum. Önden bir kart oynayıp sonra kombolamanız gereken kartı oynadığınız takdirde kombolamış oluyorsunuz. Yani önden bir kart oynamanız gerekiyor kombolayabilmek için. Nedir bu? BO5 her yerde görürsünüz bunu ya da BO3 derler. Best of 3 ya da Best of 5 olarak geçer. Bu sadece Hearthstone olarak bakmayın buna. Bu bazı oyunlarda da vardır. Yani Counter Strike'da da görebilirsiniz, LoL'de de görebilirsiniz. Bu tarz oyunlarda da görebilirsiniz. Peki Best of 5 nedir? Oyunlar 5 oyunun üzerinden değerlendirilecek demektir. Yani ya da Best of 3 ise eğer yani Best of 3 ise 3 oyun üzerinden değerlendirilir. Eğer Best of 3 ise 2 oyun kazanan bir sonraki tura geçer ya da şampiyon olur. Best of 5 ise 3 oyunu kazanan turu geçer veya şampiyon olur diyeyim. Bu da böyle bir terim de.
OP yani overpowered nedir abi? OP şöyle yerlerde kullanılıyor. Bir kart eğer gerçekten olduğundan daha fazla güçlüyse ve olduğundan daha fazla value veriyorsa, bakın verim, yani value veriyorsa, verim veriyorsa size, verim olarak dönüyorsa, bu kart, bu karta ya da bu LoL'de de mesela geçer bu OP. İşte bu, abi bu hero çok OP mesela derler. İşte nedir? Lucian OP abi, bu ne ya? İki tane skill atıyor, tık tık vuruyor falan hani. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani bazı kartlar oyunda OP'dir. Mesela şu anki metada OP olan bir kart göstereyim size. Hemen yazıyorum abi. Doctor Boom. Çok OP bir karttır. Neden? Çünkü 7 mana 7 koyuyorsunuz. Bir de yanlarına Boom Bot çıkartıyor. Onların içinden de 1 ile 4 arası random bir damage çıkıyor. Gibi düşünün. OP bu demek. Yani olduğundan fazla güçlü. Hani sıkı, fena gibi. Bir de Hearthstone'da Secret diye bir muhabbet var. Nedir bu Secret? Hani oyuna yeni başlıyorsunuz diye bunu da koydum. Aslında bunlar basit Secret muhabbetleri. Hemen yazalım abi şuraya Secret. Bakın. Oyunda genelde Hunter'ın, Mage'in ve Paladin'in Secret'ları vardır ama en çok Mage'in Secret'ları vardır. Secret'lar nedir? Mesela Explosive Trap üzerine gelelim. When your hero is attacked, deal 2 damage to all enemy minions. Yani hero'nuza, yani Hunter'a ne zaman biri saldırsa, ya bu karşıdaki hero da olabilir, bu herhangi bir minyon da olabilir. 2 damage vuruyor, tamam. Şimdi olay burada değil aslında. Bunu sadece hani gelmişken yeri açıklamak istedim. Secret oynandığı zaman hero'nun kafasının üzerinde soru işareti çıkar oynayan kişi tarafından ve oynandığı tur aktif olamaz. Tur karşıya geçer ve öyle aktif olur. Şu anki oyun sisteminde böyle. Eskiden kendi turunuzda da aktif oluyordu. Ben bayağı şeyler yapıyordum da şimdi tabii artık onu ayıktılar. Tabii en çok Mage'de var demiştim. Yanılmıyorum. Gördüğünüz gibi birçok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Secret var. Hunter'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Paladin'de 1, 2, 3, 4, 5 tane var gibi. Neyse Secret'ta böyle bir şey. Counter. Nedir abi bu counter? Bu counter normal oyunlarda da geçen bir terim ama Hearthstone'da da kullanılan bir terim. Counterlamak denir hatta buna. Counterladı abi. Of, adamın counter spell'i var. Of abi, adam fena counterlıyor falan. Counter'daki bak be yürü yavrum falan bilmem ne. Nedir bu counter? Counter aksi anlamında, yani zıt. Atıyorum. Karşınızda Zu deck var, yani agresif bir deck var, deste var. Siz eğer handlock oynuyorsanız ve handlock'ta gereken kartları zamanında çekerseniz ve sahayı temizleyebiliyorsanız bu adamı counterlamış oluyorsunuz demek oluyor. Yani ne demek? Şöyle mesela counter spell'den de anlatabilirim bunu. Counter spell'in ne olduğunu biliyorsunuz umarım. Bilmiyorsanızdır diye açıklayayım. When your opponent casts a spell, counter it. Yani karşıdaki rakip herhangi bir spell yaptığında bunu counterlıyor. Yani engellemiş oluyorsunuz. Engellemek anlamına da geliyor counter. Yani gerçekten bazı İngilizce terimlerin, yani oyundaki bazı terimlerin Türkçe meali gerçekten zor çevirmesi. Ama elimden geldiği kadar uğraşıyorum şu an. Counterlamak da bu oluyor işte. Mesela karşıdaki adam kill command atacak, hunter'dır. Sizin işinizi bitirecek bir konumdadır ama counter spell vardır. Hop! Counter spell onu counterlamış olur gibi. Hani buradan böyle anlatmış olayım. Çünkü bayağı zor anlatması. Devam ediyorum. Comeback. Bu LoL'de de vardır, Hearthstone'da da vardır. Nedir bu comeback? Comeback geri dönüştür. Yani verdiğiniz bir oyunu ya da rakibinizin verdiği bir oyunu geri kazanmasıdır. Yani verilmiş bir oyunun geri kazanılması gibi bir şey. Ya da evet, başka yadası yok yani bu kısacası. Verilmiş bir oyunun tekrar geriden en geriden gelip tekrar öne geçilmesi ve oyunu kazanılacak konuma getirilmesi comeback'tir.
böyle söyleyeyim. Salt. Bu Hearthstone terimidir. Başka yerde kullanılmaz. Yani Hearthstone'dan üremiş bir terimdir. O da nedir? Şu an Reynard diye bir streamer vardır. Bayağı meşhur. Hearthstone streamer'ı. Bayağı da severim kendisini. Ama gerçekten çok salty bir insandır. Yani ne demek istiyorum? Burada salty olmak ya da salt tuz gibi bir şey. Hani böyle Twitch'te de var zaten bunun PJ Salt diye bir şeyi, emotu, yani ifadesi. Salt bir insanın gereğinden fazla bir karta, bir hamleye, bir şeye gereğinden fazla overreact, yani gereğinden fazla tepki vermesi, üzülmesi, sinirlenmesi, çıldırması gibi durumlarda bir adam soltlanmış oluyor demektir. Bunu ben de yapıyorum açıkçası çünkü bayağı sinirlendiriyor bu oyun. Ne yapalım? Herkes solt oluyor ama tabii kimse Reynard kadar olamıyor, o ayrı. Reynard onun için Mr. Salt diye geçer. Sağda solda Salty Reynard diye de geçer. Salt'un anlamı bu yani. Bir oyuncunun bir olaya, bir karta veya bir harekete gereğinden fazla tepki vermesi, üzülmesi veya sinirlenmesinde soltlanmış oluyor adam. Yani salty oluyor. Bu da böyle açıklanabilecek bir şey. Çok meşhurdur kendisi. BM. Ulan adam BM diyor da ne lan bu falan, hani böyle bazen, hani ilk başladığımda ben de mesela sus lan. BM diyorlar da ulan BM ne demek diye soruyordum mesela. Adamlar şey yazıyor işte. Bad Masan yazıyor böyle, trollüyor. Aslında bir Bad Masan değil. Yani BM eşittir bad manner. Yani kötü huy, pislik yapmak gibi bir şey. Karşıdaki rakibinizi keser, kesebileceğiniz bir konumda mesela. Hani ne anlama geliyor onu da söyleyeyim. Karşınızdaki rakibinizi aslında çok basit kesebiliyorsunuz yani. Fireball atıp tak diye bitirebiliyorsunuz. Ama şöyle. Fireball atmak yerine kendinizi Hero Power'la bir damage vurup üzerine iki tane minyon koyup üzerine ipin sonuna kadar bekletip sonra Fireball'u atıp keserseniz bu sizi BMG yani Bad Manager kılar. O da yani pislik yapmış oluyorsunuz adama. Çok önermem ama çok zevkli olduğunu söyleyeyim. Ben bazen yapıyorum açıkçası. Neyse. Dust. Ulan Hearthstone'da Dust var ama bu ne diyor lan bu adamlar falan diye şey yapabilirsiniz. Dust nedir abi? Şu Dust görmüş olduğunuz bu Arcane Dust. Yani Dust olayı budur. Tozlamaktır. Mesela atıyorum bir rare'a ihtiyacınız vardır. Bakayım ne, hangi rare'a ihtiyacım var ben de tam olarak hatırlamıyorum şu an. Lan rare'a ihtiyacım yok mu benim? Ya da rare'a işte şeye atıyorum. Herhangi bir şeye, ben niye rare'a takıldım ben de anlamadım. Bu kart niye böyle oluyor lan? Yani Flame Leviathan için mesela benim 1600 toza ihtiyacım var. Yani Dust'a ihtiyacım var. Ama Dust yeteri kadar Dust'ım yok. Ne yapıyorum? Hemen tık arenaya giriyorum abi. Arenaya giriyorum. Ya da hop shop'tan alıyorum pack. Tabii o kadar para varsa diye düşünebilirsiniz. Ama genelde oyunda farmlamanın en iyi yolu arenadan geçer. Farmlamak ne demek? Yani gold kasabilmek diyeyim. Şuradaki gold. Yani bu şekilde. Tabii arenadan çıkan bir pekten de işinize yarayan yaramayan kartlardan tozlamak işleminde yapabiliyorsunuz. O yüzden arena best factor S diyebiliriz. Craft disenchant nedir abi? Hemen onu da gösterelim. Craftlamak. Şu crafting moda tıkladığınız zaman gereken bir kartı craftlayalım. Craftlamak istiyorum mesela. Heh, mesela One Eye Cheat bende yok. Gördüğünüz gibi craftlayabiliyorum. Niye? Çünkü 150 tozum var. 100 toz istiyor. Çünkü rare. Create dediğim zaman craftlar ama tabii ben böyle bir kartı craftlamak istemiyorum. 150 tozuma yazık. Peki disenchant nedir? Hemen onu da söyleyeyim. Craftlamak bu şekilde. Elinizde olmayan bir kartı tozla satın alabiliyorsunuz diyeyim. Disenchant da şu şekilde, ben bunu istemiyorum. Bu ne lan falan diye böyle şey yapabilirsiniz. Disenchant'a tıkladığınız anda size 100 gold, 100 toz yani dust ekleyecektir. Bu da disenchantlama işlemidir. İstemediğiniz bir kartı disenchantlayıp toz kazanabilirsiniz. Gibi. Hop. Removal. Geldik removal'a. Removal nedir abi? Removal Hearthstone oyununda
Temizleyici spell'ler yani kartlardır. Yani ne gibi? Hemen göstereyim size ne gibi. En uyuz olduğum klastan göstermek istiyorum. Yani şaman. Hiç sevmem kendisine. Ama oynaya da saygım var. Tabi. Şamanın en gıcık removal'larından birisidir mesela. Lightning Storm. Pss, bütün sahayı cız 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 benim tabirimle. Cız 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 yapar. Şık 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 şık. Şimşekler düşer. Hop. Ne kadar minyon var yok. Mesela Zu oynuyorsunuzdur. Küçük küçük minyonları atarsın önüne hop. Pıs, üçüncü turnda hepsi ölür. Onun için overextendlemeyin derim. Overextendlemenin de ne demek olduğunu birazdan açıklayacağım. Removal da bu şekilde yani sahayı temizleyebilecek. AoE yani alan damage'i vurabilecek. Spell'ler, kartlar vesaire. Geldik RNG'ye yani random number generator'a. Lan RNG'yi duyarsınız sağda solda bu çok makbuldür yani. RNG dedi adam bu ne demek lan falan diye böyle hani bir şey olabilir. İfadeler, reaksiyonlar olabilir. RNG ne demek? RNG oyunun şans faktörü yani rakamlar üzerindeki sistematik random number generator yani rakamlar üzerindeki sistematik rastgele dağılış gibi bir şey diyebilirim. Burada atıyorum bir kart mesela Crackle'ı hemen göstereyim size. Bende Crackle var mı ama ona bakacağız. Lan nereye geldik? Vardır ya. Ha, Crackle varmış bende mesela. Şaman oynamam ama tabii çıkmış arena oynaya oynaya öyle diyeyim. Peki nedir bu kartın olayı? Deal 3 6 damage overload 1 diyor. Şimdi overload kısmı başka. Ama overload'un da ne demek olduğunu buradan açıklayayım. Çünkü yazmayı unutmuşum. Şu anda aklıma geldi. Overload bir sonraki tur bir mananızı ya da işte burada ne kadar yazıyorsa bir kartın üzerine şaman olarak genelde şaman klasında olur. Başka klasta görmezsiniz overload muhabbetini. Nedir abi overload? Bir sonraki tur ne kadar eksik mana oynayacağınızı söyler. Yani 3. turdasınız, Crackle attınız. Bir dahaki tur 3 manaya bir şey oynayabilirsiniz. Neden? Çünkü overload 1 burada. Şimdi esas RNG'ye gelelim. RNG nedir abi? RNG de şu deal 3 or 6 damage diyor ya. Ya da 3 ya da 6 damage vurabilecekken hani o aradaki şans faktörü işte RNG'ye geliyor. Yani RNG belirliyor diyelim. Oyundaki şans faktörünün sistematik dağılışı rakamlar üzerindeki. Böyle söylersem daha iyi. Yani 4 mü vuracak, 5 mi vuracak, 6 mı vuracak ya da 3 mü vuracak buna oyun karar veriyor. O da RNG'ye denk geliyor. Bu Crackle'da da gözükebilir. Bu Implosion'da da gösterebilirim size. Golden da varmış. Burada da mesela 2 ya da 4 damage vuruyor ve her vurduğun damage içinde bir imp çıkar diyor. Ama ne 2 veya 4 oluşunu oyun karar veriyor. Bu da İşte random number generator yani RNG'nin ellerine kalıyorsunuz biraz. RNG de buna tekabül ediyor. Bu demekti. Gelelim trade'e. Trade ne demek? Trade takas demek. Zaten İngilizcesi de bu. Takaslamak muhabbeti de nedir? Bir minyonla bir minyonu bir dahaki turu, bir dahaki hamleyi, bir dahaki hesapları düşünerek birbirine yani vurdurarak bir minyondan bir minyona saldırarak ya bir tane sizin minyonunuz ölür ya o ayakta kalır ya da başka bir spellle siz minyonunuzu öldürtürsünüz trade'lemiş olursunuz ve başka bir spellle adamı kesersiniz yine trade'lemiş olursunuz gibi. Yani trade'lemek takaslama muhabbetine giriyor. Bunu da en güzel örneği nasıl verebilirim? Mesela 3'e 2'lik bir minyonla 6'ya 3'lük bir minyonu çok rahat tradeleyebilirsiniz. Bu da zaten bal gibi olur abi. Niye? Çünkü 3'e 2 ile 6'ya 3'ü kesiyorsunuz. 6 damage'i çıkartıyorsunuz diyebilirim. Bu da tradeleme muhabbetiydi. Sinerji. Nedir abi sinerji? Türkçede de var sinerji. Bunu biliyorsunuz zaten ne olduğunu. Şimdi Mech destesinin bir sinerjisi vardır mesela. Nedir bu sinerjisi? Bir sürü mek vardır destede, tamam mı? Ben şuradan
Hatta kafamı da çekeyim. Rahat rahat görün diye. Bir saniye. Mesela bakın MechWarper var burada. MechWarper var, işte Snowchugger var. Ve Destiny'nin içinde bir tane Goblin Blast Mage var. Neden? Çünkü Mech olmadan Goblin Blast Mage'in bir işe yaraması söz konusu bile değil. Goblin Blast Mage, Mech yarattığımız için işe yarıyor. Eğer Mech'iniz varsa 4 damage'i randomly vuruyor, yani rastgele vuruyor. Şimdi bu Snowchugger, işte Soothsweaver, Spider Tank gibi mech'lerle Goblin Blast Mage'in bir sinerjisi olmuş oluyor. Ya da Archmage Antonidas'ı da Clockwork Gnome, işte Tinker Town Technician ve Mechanical Yeti'nin verdiği spare partlarla Archmage Antonidas'dan Fireball çıkartabildiğimiz konumda bu destede bir sinerji olmuş oluyor diyebilirim. Kafamı geri istiyorum. Hop geldim beyler. Tekrar sağ. Neyse. Sinerji de bu şekilde. Overextend'den az evvel bahsetmiştim. Nedir Overextend? Karşıdaki adamın removal'ı varsa, artık bunları biliyorsunuz, söyledim çünkü az evvel removal'ın ne olduğunu. Karşıdaki adamın elinde removal olma ihtimaline karşın elinizdeki minyonları, bazılarını tutup bazılarını sahaya koymanız ve ona göre etrafında oynayıp bazı minyonları sonraki turlara saklayabilmeniz anlamına geliyor. Eğer saklamadan pıst pıst şöyle sahaya ne ya? Sahaya fırlatırsanız minyonları taç atar gibi. Tek removal'da adama oyunu verirsiniz. Ama adam 3 minyona consecration atıp temizleyebiliyorsa ve o turu kapatıyorsa, siz diğer tur minyonları tekrar koyuyorsanız ve adamın elinde consecration olmadığı takdirde siz overextendlememiş oluyorsunuz. Yani gereğinden fazla minyonları aç gibi oynamamış oluyorsunuz. Onun için overextend'in de anlamı bu şekilde diyebiliriz. Overdraw nedir? Overdraw genelde hand luck price'da olur. Ya da işte Control Warrior'da da olabilir çünkü Acolyte of Pain'den ötürü. Overdraw nedir? Gereğinden fazla kart çekip kartları saymadığınız takdirde bir sonraki tur kartınızın yanmasına sebep olacak faaliyetlerdir. Tabii Mil'Durid'de de karşıya kart yaktırmanız mümkün. Mil'Durid destesiyle. Çünkü zaten kart yaktırmaya oynanılan bir deck olduğu için. Onların deck diyorum. Deck'in ne olduğunu söylemedim. Deck de işte my deck diyor burada. Deste demek. Tabii ki de. Şimdi. Gelelim. Warlock'a. Warlock'un destleri. Şimdi genellikle görürsünüz bu iki terimi. Hand Luck ve Zoo. Ne demek lan bu Hand Luck ve Zoo? Yeter artık Hand Luck Zoo, Hand Luck Zoo diyorlar da bir bok anlamıyorum falan. Hani böyle bir tepki verebilirsiniz. Hand Luck şu şekilde oluşan kartlardır. Genellikle kart çekme üzerine dayalıdır. Yine kafamı çekmem lazım. Kafamı çekiyorum. Evet. Genellikle Ancient Watcher olur, iki tane. Sürekli kart çekip Mountain Giant'ı koyabiliyorsunuz. Twilight Drake koyabiliyorsunuz. Neden? Çünkü elinizdeki kartlara göre health kazanıyor. Elinizdeki kartlara göre manası düşüyor Mountain Giant'ın. Health'iniz zaten çok azalacağı için Hand Luck'ta Mountain Giant'ta konur. Bu da health'inize göre, yani 10 health'teyseniz 0 manaya koyabilirsiniz. 20 health'ten aşağı doğru manası azalır. 30 health'teyken çekerseniz 20 manaya çekmiş olursunuz ve oynayamazsınız. Ama life tap attığınız şey anda bu 18'e düşer falan filan. Hani Hand Luck'ın olayı bu şekildedir. İki tane Shadow Flame olur. Hani bu destedir yani Hand Luck. Şeyde, Warlock'ta. Zoo nedir abi? Zoo'da küçük küçük minyonlar ile rakibinizi 3-4 turda alt edebileceğiniz destedir. Çok rahat oynanılabilecek bir türde bir destedir. Çok fazla sinerjisi vardır. Hani Zoo da budur. Hand Luck da diğer bir önceki desteydi. Bundan sonra görünce şaşırmamış olursunuz. Lan Hand Luck tamam artık, bu adam anlattı falan diyebilirsiniz bana.
Buradan da bir de Control Warrior terimine gelelim. Çok duyacağınız desteleri söylüyorum şimdi. Control Warrior da şudur genelde. Armor Pass işte anti agro destesi diyebilirim, yani agresif destelerin counter'ıdır. Yani aslında normalde de çok güçlü bir deste, yani sırf agresif destelerin counter'ı olarak söylemeyiz tabi. Genelde bu kartlardan oluşur. İki tane Armor Smith olur ama ben bir tane kullanıyorum tercih olarak. İki tane Fear Warax, iki tane Execute, iki tane Shield Slam olur. İki tane Death Bite Banko'dur. Belcher'ı Banko'dur. Grommash'ı Banko'dur. Alexstrasza'sı Banko'dur. Hani diğer kartlarla oynanabilir ama bunlar olmadan olmaz diyebilirim. Control Warrior da bu şekilde. Acolyte of Pain'i de tabii ki de bu arada Banko'dur. Shield Block da Banko'dur bu arada. Neyse. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi Mage'e gelelim. Freeze ve Mech Mage. Mech Mage bu devirde çıktı. Yani bu devirde derken bu metada çıktı. Metanın anlamı da devir gibi bir şey. Şu anki oyunun oynanış sistematiği gibi düşünün. Yani ona göre kartlar yenileniyor, ona göre kartlar geliyor. Mech Mage budur. Mech'lerle sinerji yaratılmış bir destedir Mech Mage. Freeze Mage de Mage'in bir başka versiyonu ama şu an craft yapmamışım. Hemen yapabilirim de aslında ama neyse, çok fazla uzatmayalım. Freeze Mage'e genelde karşıyı şöyle anlatayım. Frost Nova ile Blizzard'la Cone of Cold'la dondura 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 karşınızdaki rakibe işte atıyorum dondurursunuz. Bir de Ice Block, iki tane vardır bu destede. Ice Block'la genellikle iki kere adamın sizi öldürebilmesini engelleyip daha sonraki turlarda Fireball'u kafasına atıp üzerine bir de Pyro'yu gömüp oyunu almanızı sağlayan destedir. Freeze Mage de bu şekilde. Tabi içinde tabi Frostbolt ve Ice Lance de var ki çok fazla damage vuran. Ya bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ben aslında Freeze Mage oynamadığım için şu an yok ama craft, yani her an istediğim zaman oluşturabiliyormuşum. Keşke oluştursaymışım göstermek adına. Şimdi kafamı yere istiyorum. Geldim. Geri geldim. Agro nedir abi? Burada agro terimini kullandım. Agro zoo gibi zoo hunter ve mech mage gibi oyunu erkenden bitirebileceğiniz ve karşıyı fıtık edeceğiniz desteler diyebilirim. Yani agresif deste anlamını taşıyor. Agro bu şekilde. Az evvel Mech'i kullandım. Mech nedir abi? Mech de şu Mech dediğimiz olayda bir hayvan türünden geliyor aslında. Yani gördüğünüz gibi şu Spider Tank bir Mech'tir. Suit Spear bir Mech'tir. Doctor Boom'un içinde olarak sayılan Boom botlar var. Pilot Shredder bir Mech'tir. Yani Mech mekanik anlamına gelen klas türü oluyor. Hayvan cihazların türleri. Nasıl Beast varsa Hunter'da. Hemen yazalım Beast'i. Gördüğünüz gibi. Mech de odur. Hani Mech ne diye etrafta dolanmamanız için söyledim bunu. Başka ne var? Bir de son olarak kontrol var. Kontrol de nedir? İşte Control Price. Control Warrior. Control Mage. Control. Control. Control falan diye sağda solda söylerler. Kontrolde işte agresif destlere karşı onları kontrol edebildiğiniz, yani oyunu kontrol altına alabileceğiniz kartlardan oluşan destelerdir diyeyim. Bugünlük bu kadar. Eğer bu videonun size yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve gerçekten bu adamı beğendiyseniz, şu suratı, şu adamın anlatış tarzını işte size faydalı olduysam eğer, lütfen şu yukarıda duran Twitch TV slash Nightcall Here adresine girip follow'a tıklamanızı tavsiye ederim. Çünkü
Her gün 17'de ya da 20'de başlayan yayınlarım var. Hearthstone'a dair çok eğlenceli oluyor. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar da öyle düşünüyor. Dur değil, daha doğrusu çok eğlendirdiğini söylüyorlar zaten. Ama tabii ben burada tabii kendimi övmek istemediğim için söylüyorum ama gayet eğlenceli geçtiğini de söyleyebilirim. Ve şu tam aşağıdaki, şöyle göstereyim. facebook.com/nightcallishere adresinden beni Facebook adresinden takip edebilir. Ne zaman yayın açtığımı görebilirsiniz. Ayrıca her 2 haftada bir yaptığım çekilişlere de katılabilirsiniz. Çekilişlerden 2 kişi genelde pack kazanıyor. Yani bedava paket veriyorum. Bu şekilde. Ayrıca Instagram'ımda şu Night Call is here adresinde duruyor. Bu sığır bugün delik hayatta ne yapıyor falan diye eğer sorarsanız, merak ediyorsanız oradan da çılgın çılgın saçma sapan fotoğraflarıma bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca da tabii YouTube kanalımdan da diğer videolarıma bakabilirsiniz. Hearthstone'la ilgili eğitici bir sürü videom var. Oyuna başlangıç rehberi olsun. GBG kartlarını, yani Goblins and Gnomes kartlarını inceledim tek tek sizin için 2 saatte. Tabii 2 saat izleyin demiyorum. Gereken anlamadığınız kartlara da bakabilirsiniz oradan. Bu şekilde YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Tabii ki de bu ya zaten bu video YouTube'da olacağı için kanalımı da zaten görmüş olursunuz. Oradan subscribe edebilirsiniz kanalımı. Umarım bu video size yardımcı olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda Harsu'nun gizli questlerini sizlerle paylaşacağım. Eyvallah brotherhood.